Selamlar arkadaşlar, yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyordum, benim final sınavları falan filan derken yani bayağı bir süre atamadım. Bu herhalde kanala video atmaya, adam akıllı video atmaya başladıktan sonra video atamadığım en uzun aralıktı herhalde. Yani belki bir ayı bile geçmiş olabilir, bilmiyorum arkadaşlar. Ben de YouTube'a dönerken nasıl bir geri dönüş daha güzel olur, daha mantıklı olur diye düşündüm ve arkadaşlar bomba gibi bir içerikle, bomba gibi bir seriyle karşınızdayım. Arkadaşlar en çok sevdiğiniz seri, biliyorum ki bu bir haftada, bir ayda hesap fulleme serileri, videoları. Ben de zamanında iki tane hesap fulleme seri yapmıştım. Bir tanesinde Epic Love vardı falan, o çok iyi seviyelere çıkamamıştı. Diğer hesabımız çok daha iyi seviyeleri çıkmıştı. Çok daha iyi oyuncular çıkmıştı. İkisini de çekilişle hediye etmiştik arkadaşlar. Yine bir ayda hesap fulleme serisi yapacağız arkadaşlar. Ama şu an farklı bir hesaptayım. Bir kardeşimin bana verdiği bir hesap. Abi istersen bu hesapta çek diye. Hesap bomboş şu an. Ama hesapta bir tane oyuncu var arkadaşlar. Böyle aşırı aşırı değerli değil ama güzel tatlı bir ekip. Epic arkadaşlar. Konuşamadım, anasını satayım. Bir tane epic oyuncumuz var. Şöyle oyunculara bir girelim. 29 tane oyuncu var ve burada arkadaşlar sağ bek Belletti 97 mi 98 mi ne oluyor? Şöyle hücumcu bek olarak kanatta oynayabilse iyiymiş ama sağ bekte oynayan bir epic arkadaşlar. Yani hiç değilse işte takas yaparken işinize yarar. İşte benim hesapta epic var falan filan gibi, ya da satarsanız ileride mesela o şekilde işinize yarayabilir. Şöyle genel derece dediğimizde arkadaşlar Alex Grimaldo da Player of the Week'lerden çıkmış. Ben bu hesapta hiç oynamadım. İlk kez giriyorum hesaba. Şöyle arkadaşlar, 6. yıl dönümü hediyesi olarak Gold Rush diye bir etkinlik vardı biliyorsunuz. Bakın. Bunların ödüllerini vermiş ve 180, Allah, 180 e-futbol parası da var burada. Bizim işimize yarayabilecek bir hediye. GP falan da bayağı arttı. Ha, 560 bin oldu GP'miz. Şimdiki arkadaşlar, şöyle bir hesabımıza girelim. Takımımızı bir ayarlayalım. Şöyle dizilişi bir değiştir diyelim. 4-1-2-3'ü seçelim. Klasik. Evet, şöyle oyuncularımızı bir yerleştirelim. Grimaldo çok güzel oyuncu bu arada. Gerçekten benim hoşuma gidiyor rakiplerde falan gördükçe, ama bende yok maalesef. Olmasını isterdim. Bruno Fernandes'imiz var. Gakpo'nun standart kartı var. Belletti var. Hatta Belletti'yi bir fullesek mi acaba? Şöyle şeyimiz varsa kaç tane gider ki? O 33 seviyeymiş ve fullenmiyor. Neyse, şimdilik dursun. Choupo-Moting var. Yani keşke Choupo-Moting değil, farklı bir oyuncu çıksaymış Bayern Münih'ten. Bu kim abi? Cataldi diye bir oyuncu. Onu da şuraya alalım. Onun dışında zaten hani oyuncuların seviyeleri falan çok düşük. Şöyle birkaç tane takım oyun tarzı yüksek oyuncu alsak kadroya. Tamam. Şimdiki şunları bir de kadromuza koyalım. Yedeklere. Evet arkadaşlar, böyle bir kadromuz var. Epic Belletti'li. Yani bazı kişilerin hani hesabında hiç epic yok mesela. En azından bir epic var ve bu hesapta bir ayda hesap fulleme çekeceğiz. Bugün arkadaşlar 21 Haziran. Yılın en uzun gündüzünün yaşandığı gün. Kuzey Yarımküre için. Ve bakalım 21 Temmuz'a kadar falan süremiz olacak. Bakalım nasıl bir hesap ortaya çıkacak arkadaşlar. Merak ediyorum açıkçası. Yani Grimaldo güzel oyuncu. Bruno Fernandes de güzel. Zaten o beleş gerçi. Belletti güzel oyuncudur. Choupo-Moting yani. Ya belki yedek olarak oynatılır da tabii ki as oyuncu olamaz. Evet, şöyle tek tük görevler tamamlanacak. Hatta bir de şu sözleşmedeki oyuncuları açalım. Sonra ben elimden geldiğince, bugün çarşamba günü, biraz ters bir gün ama benim sınavda işte salı günüydü. O yüzden anca bugün girebildim. Şu etkinlikleri de yapabildiğim kadar yapacağım. 50 futbol paralı etkinliği de yapmaya çalışacağım elimden geldiğince, becerebilirsem. Beceremezsem de yapacak şey yok arkadaşlar. Şöyle 5 yıldız garantili 3 tane oyuncumuz var. Bakalım bir Mbappe, Salah, De Bruyne falan çıkarabilir miyiz? Kadrolu kullanabileceğimiz oyuncular çıkarırsak çok güzel olur. Haydi bakalım, Bismillah diyorum. Hesabın ilk kanaldaki videodaki top açılımını gerçekleştiriyorum. Bismillah.
into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Evet, İngiltere Ligi'ne gidiyoruz. Haydi bakalım bir mavi forma mı? Aa, DH ya, güzel. Yani standart kartının seviyesi nasıl bilmiyorum ama 92-93 seviye görüyordur herhalde. En azından hani şu anlık kadromuzda yer alabilecek bir oyuncu oldu. İkinci 5 yıldızlığımızdan bakalım kim gelecek. Fransa'ya gidiyoruz bu kez. Mbappe gelir mi? Messi gelir mi? Ay anasını satayım. 25 numara kim ki? Danilo falan mı? Aa, Nuno Mendes. Sol bek Nuno Mendes geliyor. Hiç iyi olmadı çünkü sol bekte bir tane adamımız var bizim. Hem de çok iyi bir adamımız var. Evet, son topumuz bakalım. İki kere iptal dedim. Üçüncü de bilet kullan diyorum. İngiltere Ligi'ne gidiyoruz bir kez daha. İngiltere'de o kadar çok oyuncu var ki 5 yıldızlı dandik bir oyuncu da gelebilir. 10 numaralı formasıyla Marcus Rashford. Okey, yani bence güzel. Bence güzel. Santrafor'da kullanırız. Ya da sağda falan oynar mı ki ya? Şöyle şuraları alsak. Bir dakika, şimdi şu GF'nin şeyi 60'tı. Nasıl yapalım? Şöyle dandik biriyle değiştirelim. Evet, Rashford sağ açıkta oynuyormuş arkadaşlar. Gakpo oynuyor mu? Gakpo oynamıyor. Okey. Choupo-Moting peki GF oynuyor mu? Oynamıyor. Tamam. Şöyle o zaman buraya Rashford'u koyacağız. Kaleye de De Gea'mızı hemen çekiyoruz şöyle. Takım oyun tarzını düşürdü lan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir kadromuz var. Takım oyun tarzını şöyle hızlı kontrol yapsak ne olur? 71'e düştü. Peki ya, çok uğraşmak da istemiyorum da. Neyse, bir top çevirmeyle başlayalım. Zaten menajer falan da değişecek falan filan. Daha çok iş var. Evet arkadaşlar, dediğim gibi elimden geldiğince etkinlikleri yapmaya çalışacağım. Tabii milli takım, yani 23 tane oyuncu olmamış olabilir. Sanki bu 55'lik falan oyuncular milli takımdan sayılmıyordur. Aa, bir de bu direkt milli takım. Ha, rastgele seçebiliyoruz mu? Yok. Bu ne lan? Rastgele deyince ne oluyor mesela? Bir tane seçsek ama olmaz ki ya. Uruguay'dan 23 oyuncu ister. Evet evet, olmaz. Biz bunu yapamayız arkadaşlar maalesef. İspanya Ligi. Neyse. Tamam, biz yapacak bir şey yok. Bir Player of the Week hakkımızı alalım bu haftaki. Allah kerim, diğer etkinlikleri de yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani 4.6 takım şeyi güzel. Efsane YZ kontrolü şu an 1675 puan. Şu etkinlikleri bitirelim. Umarım güzel bir Player of the Week oyuncusu çıkarırız. 180'e futbol parası var. Ya ben bu hesabım, bu seride arkadaşlar, hani her şeyi kanalın böyle sizi de biraz daha etkileşime sokarak, işte mesela hangi oyuncuyu alalım, işte aday sözleşmelerle ya da hangi paketten oyuncu açalım, hangi şeyi yapalım, hangi oyuncuyu ilk önce yükseltelim, hangi dizilişi kullanalım, bu tarz şeyleri kullanmak istiyorum. Size yaptırmak istiyorum bunları. Sizin oylarınızla yapmak istiyorum. O yüzden ben hani büyük ihtimal bugün top açma yapmam. Player of the Week'ten. Aslında güzel Player of the Week'ler de var ama yapmam diye düşünüyorum. Sadece şu ücretsiz hakkımı alayım. Daha sonra videoda onu açıp videoyu sona erdireyim. Yarın bakalım neler gelecek Perşembe güncellemesiyle. Onları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şu etkinlikleri bitiriyorum. Videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi o etkinliği biraz yaptım. Yani çok tamamen de bitiremedim. 6000 puan gerçekten zor oluyor böyle bir takımla. Şimdiki arkadaşlar, Player of the Week'ten bir tane top açalım. Bakalım kim gelecek. Bu arada ben biraz takım oyun tarzlarını da yükseltmeye çalıştım oyuncuların. Takım oyun tarzlarını basarak 78'e çıkmış. Aslında bir menajer de alabiliriz. Şimdi şöyle takım... Player of the Week'ten arkadaşlar, bu Player of the Week'ten bir tane top açma hakkımız var. Ücretsizden bakalım. Foden, Saka, Diaby, Mount, Tomori, Correa, Musiala, belki Ben Yedder, Gimareş, Partey. Bunlar iş yapacak oyuncular. Şu
Şöyle üst sıralardan inşallah birini çıkarırız. Foden Saka çok güzel olur. Mount'la yine iş yapacağını düşünüyorum. Haydi bakalım. Ücretsiz Player of the Week hakkımızdan. En kötü 94'lük bir oyuncu bekliyoruz. İtalya'dan 5 yıldızlı geliyor. Bakalım Tomori gelir mi? Dumfries geldi be. Yani çok düşük seviye ya. 92. Neyse sağ bek de ananı satayım ya. Sürekli bek çıkıyor lan. Takım bek doldu bek. 4 tane bek oyuncusu var şu an. O zaman ben şöyle bir güzellik yapacağım size. Şöyle 4-1-4-1 falan oynayalım olmazsa arkadaşlar. Yani hem bekte hem kanatta kullanabiliriz. Dumfries mesela bek, yani kanatta daha iyidir tabi beke göre. Nuno Mendes de öyle. Nuno Mendes hatta bence kanatta gerçekten iyi. Diyeceğim de kafa yok ki bende. Yani şimdilik şeyi ne yapacağım? Rashford'ı falan gerçekten. Hadi diyelim bunu OOS yaptık. Yani Rashford'ı nerede oynatacağız? Yok ya. Yok arkadaşlar, bunun bir çözümü yok herhalde. Neyse. Şimdiki o zaman şöyle yapalım. Yine bu farklı diziliş. Bununla mı oynasak mı ya? Şöyle şunu stoperde kullanacağım. Dumfries 84'e bir tık düşüyor ama yine de stoperde de fena oynamıyormuş Dumfries. Sağ kanatta da Rashford'u kullanırız şöyle. Ya aslında seviye olarak fena bir oyuncu gelmedi 5 yıldızlı ama işte bek olması çok kötü oldu ya. Takımda hiç beke ihtiyaç yok. Evet arkadaşlar, şimdi ben dediğim gibi bazı etkinlikleri falan daha yapmaya çalışacağım, birkaç etkinlik daha. Aslında menajer alsak mı şimdi? Ya da neyse, onu da size sorarım. Luisa Roman veya Zeistler alırız ya da açıkta falan da öneriyorlardı. Uzun top kontrol mesela açıkta, bunlar da farklı şeyler. Belki farklı bir hani taktikle de oynarız. Onda olmazsa oylama şeklinde karar veririz arkadaşlar. Şimdilik böyle bir kadromuz oldu. Yani sağ bek falan işi bozdu biraz. Bek çıkması sürekli ama onun dışında fena gitmiyoruz. Evet arkadaşlar, videonun burada sonuna geliyoruz. Dediğim gibi bakalım perşembe günü ne paketler gelecek. Yani milli takım Player of the Week falan olur mu, yoksa işte bu hani şu Lig 1 geldi ya, Messi'nin de olduğu Fans Choice diye, buradan işte İngiltere, İtalya falan bunlar mı gelir? Göreceğiz yarın nasıl paketlerin geleceğini. Olmazsa oralardan falan top açarız. 180, ben bilmiyorum 50 futbol parası kazanabilir miyim? Çok zor yani. Büyük ihtimal kazanamam ama yani belki çok düşük bir ihtimalini kazanırsam onu da kullanırız. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu hesabı da bir ay sonra çekilişle vereceğim. Şanslı bir arkadaşımıza çıkacak. İnşallah çok güzel bir hesap olur. Yani bir ayda belki 3000'i geçmemiz çok zor ama en azından şöyle bir 2900'e falan ulaşsak çok güzel olacak. Şu an fena değil ama çok da iyi değil top açılımları. Yani Epic Belettin'in çıkmış olduğu bir hesap. Ama işte bilmiyorum ya, 2 tane back çıktı Player of the Week'ten. Hücum oyuncusu falan çıksaydı biraz daha güzel olurdu. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolara başlıyoruz. Dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kafamda farklı planlar var bu arada. Farklı oyunlar falan da denemeyi düşünüyorum. Hani belki bir ekip kurup hani farklı savaş oyunları oynayabiliriz. Hani Minecraft oynayalım diyenler falan var. Onlara falan bakacağız arkadaşlar. İnşallah yazın bakmaya çalışacağız. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.